Herkese merhaba, ben Furkan. Bu hafta sizlerle birlikte atölyelerin vazgeçilmez ürünü olan el matkabı ve onunla uyumlu olan sehpa incelemesi yapacağız. Arkadaşlar, ürün 12 volt 400 mAh'le çalışmaktadır. Paket içerisinde adaptör bulunmamaktadır. Açıklamalar kısmında linkimiz var. Dilerseniz adaptörü oradan satın alabilirsiniz. Arkadaşlar, mini drill el matkabı paket içeri bu şekilde gelmektedir. Paket içerisinde neler var? İlk başta onu incelemeye başlayalım. Malumunuz zaten el matkabı içerisinde geliyor. Bununla birlikte 3 tane farklı uç gelmektedir. Ve bu uçları bağlayabilmek için 2 tane metal aksam gelmektedir. Dilerseniz ürünü açarak devam edebiliriz. Şimdi genel olarak incelemeye devam edecek olursak, güç girişi 12 volt 400 mA vermeniz, adaptör olarak vermeniz yeterli. Uç değiştirmeye kalkarsak da ürünle birlikte gelen 3 tane farklı matkap ucu var. Bu matkap uçları işte 1 mm, 1.5 mm ve 2 mm olmak üzere. Bu tamamen sizin projenizle alakalı. Biz genelde PCB'lerde işte pedleri ya da viyaları açmak için 1 mm, 1.2 mm kullanıyoruz. Biz burada 1 mm'yi deneyeceğiz. Şimdi takalım, ardından bir çalıştıralım aleti. Yapmanız gereken bu kadar. O zaman bir şeylerin derme vakti geldi arkadaşlar. İlk başta PCB dermeyle başlayabiliriz. Zaten genel anlamda biz elektronikçinin en çok kullanacağı kısım bu kısım. Şöyle gösterebilirim isterseniz. Evet, ahşaba geçelim. Şu şekilde. Evet, ceviz kabuğunda dermedik olmuyor. Son olarak flanak baskısını deleceğiz. Evet, genel olarak toplamamız gerekirse neler yaptık? PCB deldik, plastik deldik, ahşap deldik, ceviz deldik. Hepsini denedik. Gayet de güzel çalışıyor. Aletin en önemli şeylerinden biri küçük ve kompakt olması. 3 tane farklı ucu var. Biz şu an en ince ucuyla denedik bu arada. Genel anlamda atölyelerinizde bana göre olması gereken en önemli parçalardan biri. Dilerseniz bu ürünü sehpasına takalım, sehpayı da inceleyelim. Mini drill sehpası biraz önce tanıttığımız el matkabı ile uyumludur arkadaşlar. Plastik olarak gelmektedir ve monte olarak gelmektedir. Aslında en önemli avantajlarından biri de bu. Teker teker kurmayla uğraşmıyoruz. Bilmiyorum ne kadar avantaj, dezavantaj. Bazı insanlar kurmayı, işte birleştirmeyi yapmayı çok daha fazla seviyor. Ama bu ürün kurulu bir şekilde geliyor. Ürün incelemeyle devam edebiliriz. Evet arkadaşlar, ürün bir kere şunu söylemem gerekiyor ki plastikten üretilmiş, genel anlamda plastik parçalardan oluşuyor. Şurada bir krom kaplı mil, yay var. Burada bir indirme kaldırma mekanizması var. Şimdi şöyle, aslında metal bir ürün değil, evet plastik ürün. Fiyatına göre bence gayet uygun bir ürün, yani kullanılabilir bir ürün en azından. İsterseniz bizim diğer ürünümüzde olan bağlantısını yapalım ve en azından uyumluluğu görmüş olduk. Matkamızı yerleştireceğimiz kısım şu kısım. Burada iki tane vidası var.
Bu vidaları sökeceğiz ve matkabımızı takacağız. Evet, yani aletin dezavantajlarını söylemek gerekirse bir kere çok oynak. Ciddi anlamda hareket ediyor. Bu pedleri delmek için biraz zorluk yaratabilir. Bu şekilde yükseltip gene indirebiliyoruz. Bu şekilde. Altına da bir tane PCB koyalım isterseniz. Evet, genel olarak toparlamamız gerekirse ne yaptık? İlk başta mini el matkabıyla başladık. Ona 12 volt güç beslemesi yaptık. Biraz önce ben 400 mA dedim ama benim kullandığım 12 volt 1 amper. Bunu 400 mA, minimum 400 mA olarak değerlendirebilirsiniz. Adaptör olarak 12 volt 1 amper, 2 amper kullanabilirsiniz. Bu sizin için yeterli olacaktır. Ürünü şöyle beğendim. Kompakt, küçük, güzel bir tasarım var. Projenizde, atölyenizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sehpaya gelecek olsak, sehpada beni rahatsız eden tek şey şu oynaması, yani hassas işler için biraz zor gibi görünüyor. Öyle tahmin ediyorum ki bu plastik olmasından kaynaklı. Ama onun dışında kullanışlı mı? Evet, kullanışlı. Rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarsanız çok seviniriz. Abone değilseniz abone olmanız bizi çok mutlu eder, sevindirir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.